Belediyemiz stratejik planında ve yatırım programında yer alan yol yapım projeleri için İller Bankası'ndan 28 milyon kredi alınmasına ihtiyaç duyulduğundan ilgili kredi tutarlarının İller Bankası'nın 5393 sayılı kanunun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla uygun olduğuna, krediden kaynaklanan ana para, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret ve vesaire ödemelerinin kredi kullanılacak bankaca belediyemizin gelirlerinden ve İller Bankası AŞ ile Maliye Bakanlığı'nca dağıtılan yasal paylarımızdan mevzuatın kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından karşılanmasına, kredi teminatı konu gelirlerinden kredi ilişkin ödemelerin karşılanmasına halinde bu krediyle elde edilen tesis inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç gereç ve malzemelerin kredi kullanılan İller Bankası tarafından talep edilmesi halinde aynı şartlarda ve talep tarihinde kredi kullanacak bankaya ipotek veya rehin edilmesine, kredi kullanmasına ilişkin her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve krediyle ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gelir, hak ve alacaklarına kredi kullanılacak olan bankaya rehin vermeye, kredi kullanılacak bankamızın mevzuatı ve bundan meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde 5393 sayılı belediye kanununun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu her türlü işlemi yapmak üzere belediye başkanına yetki verilmesine uyguna olduğuna komisyonumuzca oy birliğiyle karar verildi. Evet, oylamaya geçmeden önce bu konuda söz almak isteyen var mı? Geçen mecliste biraz tartışma konusu olmuştu. Eğer yoksa ben... Efendim? Yok. Peki, Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 14 nolu kararını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İlçemiz Uzunacı Mahallesi'nde 1 adet, Yanıkal Mahallesi'nde 5 adet ve Bahçal Mahallesi'nde 8 adet olmak üzere toplamda 14 adet türbin alanı ve idari bina ile bu tesisler arasındaki bağlantı yollarından oluşan rüzgar enerji santrali kurulması amaçlı 5000/1 ölçekli Nazım İmam Planı'nın Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09.10.2019 tarihi ve 907 sayılı karar ile onaylandığını, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'na istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı incelenerek 3194 sayılı imar kanununun 8'e B maddesi gereğince onaylanması ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 7B ve 14. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18C maddelerine istinaden onaylamak üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediye gönderilmesi uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliğiyle karar verildi. Evet, İmar Komisyonu'nun 2 nolu maddesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Antalya'da yapılan 4. Uluslararası Türkiye Açık Kickbox Avrupa Kupası'nda Furkan Arda 52 kilogramda birinci, Serhat Değirmenci 86 kiloda birinci, ikinci, Resul Aras 37 kilogramda ikinci, Esin Akgündüz 65 kilogramda üçüncü, Enes Sandalcıoğlu 34 kiloda üçüncü, Burak Bikeç 94 kiloda üçüncü olmuşlardır. Başarı gösteren veya derece alan sporcularımızın ve antrenörlerimizin belediye tarafından ödüllendirilmesi talep edildiğinden üstün başarı gösteren ve derece alan yukarı ismi geçen sporcuların ve antrenörlerin belediyemiz tarafından ödüllendirilmesinin uygun olduğuna verilecek ödülü belirlemek üzere belediye başkanına yetki verilmesine komisyonumuzca oy birliğiyle karar verildi. Plan Bütçe Komisyonu'nun 6 nolu kararını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Meclis Başkanı ve üyelerine meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için 39. madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının 3'te 1'ini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. Hükmü gereğince 2020 mali yılında meclis komisyon ve toplantılarına katılan meclis başkanı ve üyelerine belediye başkanına ödemekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının 3'te 1 oranında huzur hakkı ödenmesinin uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliğiyle karar verilmiştir. Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 10 nolu kararını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak olan 1 adet hemşire, 3 adet avukat, 1 adet sanat
tarihçisi, 7 adet tekniker, 3 adet teknisyen, 5 adet ekonomist, 2 adet şehir plancısı, 11 adet eğitmen, 7 adet mühendis, 1 adet psikolog ve 1 adet sosyologun aylık çalışma ücretlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2020 yılında yayınlanacak olan genelgesinde ücret tavanlarına gösterir. Tabloda belirtilen 657 sayılı kanuna göre belirlenen net aylık tutarına %16 oranında ilave edilerek bulunacak rakamın aylık net ücret olarak ödenmesinin uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliğiyle karar verir. Konuda söz almak isteyen var mı? Ben şöyle bir bilgi vereyim size. Müdürlerimizle birlikte bir çalışma yürütüyoruz. Elimizdeki memur kadrosuyla yapabileceğimiz işler neler? Onun haricinde ihtiyaç duyduğumuz birimlerdeki elemanlar hangileri? Ve bunların liyakatları ne olmalı? Buna ilgili bir süreç yürütmeye çalışıyoruz. Mümkün mertebe sözleşmenin sayısını az tutmak istiyoruz. Elimizdeki memur kadrosuyla yapabildiğimiz kadar fazla işi hayata geçirmek istiyoruz. Plan ve birçok komisyonun almış olduğu kararı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Katkılarınız için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Aldığımız kararların da hayırlı olmasını diliyorum.